Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün Euro Truck oynuyoruz. Kanalımızda değişik bir oyun. Euro Truck'ta normal yol süreceğim fakat her bölümde bir konudan bahsedeceğim. Ne gibi konular? Kanalın gidişatı, kanal nasıl olacak, kanal içerikleri falan gibisinden konulardan bahsedeceğim. İlk günkünde de ne bahsedeyim şu an düşünüyorum. Kanalda istediklerim. Aynen. Kanalda neler istiyorum ondan bahsedeceğim. Fazla uzun bir konu değil ama yine bahsetmeye çalışacağım. Evet, tek seferlik bir iş alalım. Şöyle 2 saat 16 dakika diyor. Tamam, bunu alalım. Mevcut iş patates ve 3615 lira veriyor galiba ya da euro. Oyuna girdi. Evet, Euro Truck şu an fazla ses var sandım ama değilmiş. Hemen şu harita boyutunu kendime göre ayarlayayım. Ben böyle seviyorum haritayı. Biraz yola dalalım ve anlatmaya başlayayım. Hemen biraz oyun sesini kısacağım. Biraz fazla gibi geldi. Ana ses. Tamam. Aynen, iyi gibi. Ya da fazla sanki. Anlamadım. Bir dakika, hemen şu yola çık. Yok artık. İlk de kaza yapmayayım. Hemen şöyle bir yeniden seçenekler seçelim. Ana sesi şöyle yere getirelim. Tamam. Şu an değişti mi? Hiçbir şey değişmiyor ki. Bunu nereden yapıyoruz? Müzik sesi. Şöyle ana sesi çok az yaptım. Tamam, azaldı. Kanalımın yani kanalda neler istediğimden bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir yola çıkalım. Caddeye çıkalım. Virajlardan bir kurtulalım. 80 hız sınırımız varmış. Tabii ben hız sınırı falan zor yani dinlemem. Oyunu fazla oynamadım bu arada. Acemi oynayabilirim. Klavyeden oynuyorum. Kontrolleri de fazla bilmiyorum. Sadece neydi lan? G mi H mi korna basıyordu. Gerçi onu da unuttum şu an. Hemen şöyle bir yola çıkacağız şu an. Az kaldı. Gördüğünüz gibi acemice sürüyorum zaten. Anlamışsınızdır. Allah çarpmayalım. Evet, anlatmaya başlayayım. Öncelikle kanalımda neler istiyorum? Ben kanalımda fazla böyle büyük bir şey yani istemem. Ne gibi yani? Şöyle bir 10.000 abone. Aynen, 10.000 tam iyi böyle. Tam iyi bir rakam. 10.000 abone böyle nasıl diyeyim? Oha, buradan dönecek miydik ya, pardon. Allah çarpmayalım. Evet, kazaya sebebiyetten ceza yedik. Şöyle korna basalım. Tamam. Acemiyim ya. Neyse, şuradan şöyle dönelim. Dönebilir mi? Aynen. Şöyle 10.000 abone her videomunda. Yani 500, 600 ya da 1000. Aynen, 1000 tam ideal bir rakam. Her videomda böyle günlük attığım videoların 1000 izlenmesi falan. Şu an aktiflikten bahsedecek olursam da kanal fazla aktif değil, CSGO kanalı olduğum için. Belki Minecraft kanalı olsaydım şu an 3000 abonede 200-300 like alıyordum. Şu an 3000 lan, çekil önümden. Şu an 3000 değilim ama 2400 mü öyle bir şeydim. Yani bayağı şey alırdım, like falan, izlenme de olurdu. Yani her gün PvP atsam olurdu ama ben öyle istemem, çok sıkıcı bir şey. İnsan istemeye istemeye çekiyor. Tüm PvP kanalları bence öyle istemeye istemeye çekiyor. Yani tabi aralarında var bayağı oynayan. Tabi hiçbir PvP kanalını tanımıyorum. Bir İsmet vardı galiba. Yani galiba dediğim var yani. İşte öyle yani. Diğer kanalları hiç takip etmiyorum. Bundan sonraki bölümlere büyük ihtimal takip ettiğim kanallardan bahsedeceğim. Ve onların içeriklerinden bahsedeceğim. Neler yapıyorlar gibisinden. Yani kanal hedeflerim olsun. Kanal hedeflerim. Kanal hedeflerim işte yani bu 10.000 abone miktarı. Ve CS videolarının izlenmesi. Minecraft değil. Minecraft her türlü 1000-2000 yaparsın zorlasan da. Yani CS yapmak biraz zor. Bir de şey var, kanal hedefim değil ama kendi hedefim. Sparkles'i aranızda çok kişi biliyordur. Sparkles Minecraft olan değil, CSGO olanı.
Yaptığı editler çok güzel. CSGO editleri çok güzel. Ve bayağı izleniyor yani. Ben de onun gibi kanal olmaya çalışıyordum. Birkaç tane montaj yaptım. Denedim. Ama o çok profesyonel. Yani ben yapıyorum aynısını. Ama onun render'ı falan çok iyi. Aynısı olmasına rağmen monitör hayızları da aynı. Onun 60 hayız galiba. Hani bakmıştım, öyle hatırlıyorum. Onu da 60 hayız, Allah kazaya sebebiyet veriyordum. İkimizin de aynı ama render'ı çok kaliteli gerçekten onun. Şimdi ben 720-60 FPS video renderlasam 4 GB çıkacak atıyorum. 30 dakikalık video. Hop buradan dönüyormuşuz. Ama onda 4 GB çıksa bile bir şey olmuyor. Çünkü upload'ları 10-20. Yani onların en düşüğü hatta bu. Çok kişinin öyle yabancı ülkede oturan ve benim de yabancı ülkede... Allah Allah Allah, hayır. Hop. Of, ne çarptık be. Oha. Adam gitmiyor lan. İner misin üstünden? Oha. Arabayı attık lan. Çok biz kaza yaptık. Sen bir git. Cidden gitmiyor lan. Kenara mı atayım seni? Lan bir git. Ha, gitmiyor. Neyse şu kenarda atarım. Şu an yol tek kenarlı olduğu için atamıyorum bir yere. Evet, burada hemen şöyle git lan. Gitmiyor. Cidden gitmiyor. Ha, attık. Güzel. Evet, ne diyordum en son? Arabayla aynen gidiyor lan şu an. Sağ aynadan gördünüz belki. Bak geliyor. Sparkles gibi editler yapmak istiyorum ben de. Bir de onlar gerçekten çok uğraştırıyor yani. Sizin izlediğiniz 1-2 dakikalık edit, yani edit yapanların yaklaşık 20-30 dakikasını alıyor. Eğer kaliteli bir edit yapıyorsa. Render en önemlisi. Render yani olmazsa olmaz. Bir de yani en düşük upload'ları 10 dedim onda da Remin. Benim de arkadaşım var. Herhalde aynen ondan bahsediyordum. Benim de arkadaşım var. Yurt dışında oturan. Upload'ı 8 tane. Kötü bir internet kullanmasına rağmen. Tabi ona kötü diyor yani, düşünün. 8 upload. Türkiye'de olsa anladınız. Buradan dönecekmişiz. Direkt diğer taraftan gitsek de olurdu aslında. Neyse, Allah Allah, dönüşü unuttum. Acemiyim lan. Bunun gibi daha çok farklı videolar gelecek. Euro güzel olacağını düşünüyorum. Multiplayer de gelebilir. Bu arada Rust serisine de başlayacağım. Serilerin bölümlere konuşacağım zaten. Allah, buradan gidiyoruz değil mi? Tamam. Video fazla uzun olmayacak herhalde. Normal bir video olacak. 10-12 dakikalık falan. İşte yani kanal hedeflerim benim bunlar. Bir de şey istiyorum. Thumbnail'lerde çok dikkat çekici thumbnail'ler var. Türkiye'de fazla görmedim ama yabancı kanallarda yani efsane thumbnail'ler var. Çok iyi thumbnail yapıyorlar. Ben de öyle bir şeyler yapmayı yani yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Tabii kendi kanalım içeriğimde yok yani ama boş vakitimde Photoshop'u açıyorum ve yapmaya çalışıyorum. Bazen oluyor. Bir kere çok güzel yapmıştım. Yazı fontunu falan müthiş ayarlamıştım. Yani kendi yaptığım en iyi tasarımdı. Ama yanlışlıkla Ctrl ile S kombinasyonuna bastım. Pardon, Ctrl ile yok. Neydi lan? Ctrl ile S'ye bastım. Kaydettim. Tamam, onda bir şey yok. Ama ondan sonra birkaç tane daha ayar yapmıştım. Aynen. Birkaç tane daha ayar yapmıştım. Silmiştim yanlışlıkla. İki tane aynı dosyada şey vardı. İsimde dosya vardı. Biri Photoshop 1, Photoshop 2 gibi düşünün. Ben Photoshop 2'ye kaydettim ama Photoshop 1'i sildim yanlışlıkla. Yani o yüzden de şey oldu. O yaptığım tasarım gitti be. Bayağı uğraştım. Yani bir saat uğraştım neredeyse. Benim en çok uğraştığım thumbnail'lerden birisiydi. Onu da CSGO Ranked için yapmıştım. O videoyu da atmadım tabi. Hatta sildim o Ranked videosunu. Çok uzundu, bayağı uzundu. En uzun Ranked gelecekti. 15-15 bitmiştim o maçta. 15-15 ve her roundda yani az değil. Böyle adamlar neredeyse 1,5 dakika oyalanıyor her roundda. Yani 90 dakikan oluyor 2 dakika oyalanırsa.
1.5'da şöyle bir 55-60 dakika neredeyse diyelim. Ha, bu arada Fast Day'de uzatmaya da gitti. Onu da söyleyeyim. Uzatmada da kaç 18 mi öyle bir şey bitiyordu galiba. İşte orada bitti. Ama bayağı uzundu yani. 55 dakikaya geçikti aklımda. Onu da atmak istemedim. Kimse izlemez ve yani ben bile kendi kanalımda izlerken sıkılırdım onu. Çünkü oynarken bile sıkıldım yani, düşünün 55 bir saat, 55 dakika bir saat onu çekmek zor yani. O yüzden de atmak istemedim. Bu arada benim farlar açıktır herhalde, değil mi? Nasıl açıldığını da bilmiyorum. Ha şey, dörtlüler. Yani o yüzden o videoyu da atmadım. Evet, böyle sohbet videoları da gelecek. 66 kilometre kaldı bu arada. Şöyle arka yan aynalara bakalım. Çok havalı lan aynaya bakmak. Bu arada düşündüğüm birkaç tane daha seri var. Onu da birkaç bölüm sonra anlatacağım, Euro Truck serisinde yine. Ya da Minecraft Survival Games'lere gelebilir ama fazla girdiğim bir şey değil. Evet. Bu arada kamyon falan almayı bilmiyorum. Onu da öğreneceğim. Euro Truck modları da var galiba. Yanlış bilmiyorsam. Otobüs modu falan vardı. O çok güzel. Bir kere izlemiştim. Otobüs sürüyordu galiba. Yani tam hatırlamıyorum, bayağı oldu. Yolcu falan mı taşıyordu ki? Hatırlamadım yani. Ama gerçekten güzeldi. Onun gibi modlar da gelecek ve multiplayer da gelecek. Euro Truck'a devam etmeyi düşünüyorum. Daha önce kanalımda bir tane çektim. Bir bölüm çektim. Onlara bir konudan bahsettim ama o sıkıcıydı. Ve o zaman YouTube'a yeni başladığım için fazla da bir şey konuşmuyordum videoda. Şu an yine konuşuyorum. Bir de mikrofon gelirse tam böyle. Of. Bayağı konuştum lan. Hiç susmadım video boyunca. Evet, buradan bir dönüş yapalım ve 30 kilometre, 30 dakika. Oyunun şeyi şu an ben söyleyemedim. Nasıl söylesem bilemedim daha doğrusu. Hız sınırı var galiba 90'da. 90'ı geçemiyorum. Onu da kaldırılıyordu ayarlardan ama nasıl olduğunu unuttum. Ona da bakarım. Bir dahaki videoda bu olmaz. Gerçi şu an iyi. 90 hız sınırı var çünkü şeylere, haritada. Gördüğünüz gibi. Buradan dönüyormuşuz. Hemen dönelim. Haritayı bir tık daha büyütelim. Böyle daha güzel aynen. Ben ilk başladığım için böyle yapmıştım. Bu arada bayağı oldu ha. Bayağı uzun sürdü. Az kaldı. Oyun sesi mi gitti? Yok, geldi. Daha demin yok gibiydi. Bu arada arkaya da şarkı koydum unutmadıysam. O da şey, sıkmasın diye. Bazen konuşmadığım saniyeler olabilir. Orada da işte şarkı devreye giriyor. Anladınız mantığı. Şöyle dönelim. Evet. Ben bu arada park edemem. Bu yüzden direkt enter'a basıp geçeceğim. İyi, fazla şey olmadı ha. Para gitmedi fazla. Ben normalde ilk görevimde bayağı para getirdim. Hiç para gelmedi neredeyse ama tecrübe geldi bayağı nedense. Evet, Strasbourg keşfedildi. Of, dile çarptım. Bu arada GTA 5 çekmeyi de düşünüyordum ama nedense bir an çekmeyeyim derim. Çünkü bazen sıkıyor insanı GTA 5'te. Her oyun olduğu gibi yani. GTA 5'te sıkıyor. Evet. Of ya, 400 dedim. Şomaz. Şöyle dönelim. Evet, buradan içeri mi gireceğiz? Yok. Aynen. Bir kırmızı ışıkların sonunda. Yok, direkt yanındaymış. Tamam. Direkt oradan girelim. Hiç ışıkla karşılaşmadık bu arada. Heh, şöyle enter'a bastık. Evet, idare eder. Tecrübe 121 TP. Gördüğünüz gibi zaten seviye 2 yeni oldum yani, 1 yeni oldum. Evet. Devam edelim. Bunlar ne lan? Beceriler. Uzun yol. Ha, uzun yola vereceğim. Tamam. Onaylamak. Evet. Ha, uygula varmış, görmedim. Evet, bu videoyu burada bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkürler buraya kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.